Şimdi basabiliriz. Abi radardayken temkinli olacağız. Hadi bakayım. Aa, polisi görmedim. Polisi. Vallahi görmedim polisi. Polisten kaçarken de çarpma geçerli arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çarparsam yine bitireceğim oyunu. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'ye devam edeceğiz. Ve oyunda en son biliyorsunuz Audi e-tron GT'yi almıştık. Ve bir önceki videoda ben Porsche'yi hacizden çıkaracağımı söylemiştim. Onu unutmuşuz. Bugün Porsche'yi 911'i biliyorsunuz kaptırmıştık. Ya da valla o arabayı daha önce aldık biliyorsunuz. Sattık, tekrar aldık. Bir kurtulamadık. Bugün onu hacizden çıkaracağız. Daha sonra onunla bugün muhtemelen yani çok erken çarpacağız ama çarparsam oyun biter yapacağız. Uzun zamandır biliyorsunuz çarparsam oyun biter serimizi yapmamıştık ve bugün Porsche'yi önce hacizden çıkarıp ardından çarparsam oyun biter serimizi yapacağız arkadaşlar. Bence 3-4 dakikada çarparız, haberiniz olsun. Ve trafiği de fulluyorum bu arada. Aracımızı hatırlıyorsunuz, e-tron GT çok güzel bir arabaydı gerçekten. Bunu güzel bir şekilde kullanacağımızı düşünüyorum. Hem de hatta bugün şöyle minik bir şehir turu yapalım. Ardından gidelim Porsche'yi çıkaralım ve daha sonra da çarparsam oyun biter yapalım arkadaşlar. Bakalım kaç dakikada araba gidecek. Hadi bakalım. Arabanın sesi yok. Sadece böyle ince bir elektrik sesi var biliyorsunuz. Onun dışında bir egzoz yok bu arabada çünkü. Bir ses beklemeyin. Hafiften duyuyorsunuz. O ses dışında bu araçlarda, elektrikli arabalarda ses duyamazsınız arkadaşlar. Ama gerçekten çok güzel bir araba. Kaç vermiştim ona? 7.5 mu vermiştim? Sanırım 7.5 vermiş olmam gerekiyor bu araba için. Bence gayet güzel bir arabaydı. Yeni arabalarda gelecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakalım hangisi gelecek? Hangisi gelecek acaba? Göreceğiz. Göreceğiz. Videonun sonunu bekleyin. Bir spoiler gelecek. Daha doğrusu bir seçim yani. Hangisi olsun spoiler gelecek? Videonun sonlarına doğru. O yüzden videoyu full izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kaçıncı dakikası olduğunu bilmiyorum. Bir yerde ben bir spoiler gösterip bu mu bu mu diyeceğim. Hangisini derseniz sonraki videoda o araba gelecek. Ama dakikasını bilmiyorum. Belki 10 saniye sonra, belki 15 dakika sonra. O yüzden full izlemekte fayda var. Şu an için artık biz yavaş yavaş karakola, emniyete doğru gidelim. Şu Porsche'yi çıkaralım. Bela arabaya. Yemin ederim bela araba bizim başımıza. Şuradan dönsek direkt karşısına çıkarız. Tabii böyle dönmeyin benim gibi. Kavşağın, adanın etrafını dönerek gidin. Trafik kurallarına uyun. Bak, trafik kurallarına bu oyunda biz hiç uymuyoruz. Hiç uymuyoruz hem de. Ama onu da bir gün böyle güzel bir şekilde kurallar uyarak kullanım yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hiç uymuyoruz çünkü. Yani saçma sapan kuralsız bir şekilde oynuyoruz. Evet, geldik. Evet, gördüğünüz gibi polis departman diyor. Şurada otopark var. Hacizden çıkaracağız. 90 bin civarı bir paraya ihtiyacımız vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Porsche için. Bir bakalım. Aynen 96 bin. Gördüğünüz gibi Porsche'yi artık başka arabamız yok değil mi? Aynen. Böyle bir otopark haciz. 96 bin verip Porsche'yi çıkardık. Herhalde buna geçeceğiz diye tahmin ediyorum otomatik. Öyle olması gerekiyordu. Evet, öyle oldu. Ve şu an itibariyle sayabilirsiniz. Hani kaç dakika sonra oyundan çarpacağız ve oyun bitecek. Çünkü ondan öncesi RCM. E-tron GT ileydi, onu saymıyoruz abi. Şimdi bundan sonrası dörtlüğümü yaktım ve çarparsam oyun biter. Belki 10 saniye sonra, belki 100 dakika sonra, bilmiyorum arkadaşlar. Tamamen benim ne kadar iyi kullanmama bağlı olarak gelişecek bir durum. Bakalım, göreceğiz. Kaç dakika sonra oyun bitecek? Çok merak ediyorum. Şu polisin bir radarından bir kurtulayım da sonra biraz hızlanacağım. Ya bu arabaya ben çok güvenmiyorum. Ya her an çarpabilirim gibi geliyor. Çok çabuk kaza yapacağımızı hissediyorum niyeyse. Bak burada bile abi, aman ya, valla oradan sekip birden arabaya çarpacağım diye korkuyorum. Bak burada önümüzü görememek çok kötü. Hemen burada iç kameraya geçiyorsunuz çünkü mahvedebilir sizi. Bak adamlar birbirine giriyor. Abi ben dedim, bir de %100 trafikte oynuyoruz ki yani muhtemelen birazdan patlayacağız, haberiniz olsun yani. Birazdan gelecek oyun bitecek. Ya çok erken biterse de yapacak bir şey yok. Daha önce bunu söylemiştim. İsterse 2 dakikada bitsin, oyun bitecek arkadaşlar. Sesi çok güzel. Ama
Korkutuyor. Gerçekten korkutuyor. Yani her an çarpacakmış gibi bir izlenim veriyor size, farkındayım. Ben de aynı şeyleri yaşıyorum. Yani her an çarpacakmışsınız gibi oluyor bu arabayı kullanırken. Bunlar değil ha. Bunlara çarpmakta sıkıntı yok. Arabaya. Arabaya çarpmak mesele. O bizim için büyük problem. Aman abi. Bir de %100 trafik ya. Abi her tarafta araba var. Bu zaten aşırı sıkıntılı. Porsche zaten sıkıntılı. Biliyorsunuz biz hep şurada çarpıyoruz. Birden araba önümüze kırıyor. Hatırlayanlar olacaktır. Birden önümüze kırıp burada biz her zaman şey yapıyoruz. Oyun bitiyor ama şu an için orada araba bile yoktu şansımıza. Şuraya girelim mi? Burada araba var mıydı? Ha, burada yoktu gerçi araba. Dur neyse, tekrardan yola çıkalım şuralardan. Aman aman, şu kavşakta mavşakta çarpmayalım. Çok sıkıntı. Yani vallahi bu kadar gidebildiğime bile şaşırıyorum şu an ben. Cidden şaşırıyorum. Bu kadar ilerleyebilmiş olmak bile bu arabayla büyük başarı. Haberiniz olsun. Kullananlar ne demek istediğimi anlıyor. Porsche'yi biraz gıcık bir kontrolü var. Çok çabuk kayıyor biliyorsunuz. Gerçi eskiden daha fazlaydı. Onu düzelttiler baya baya ama ya yine de fazla kayıyor birazcık. Ben geçtim abi. Şu an henüz yani 3 dakika falan olmuştur. En son yani e-tron GT bıraktıktan sonraki süreçte. Şimdilik bir sıkıntı yok. Ama her an sıkıntı gelebileceğini anlayın. Onu söyleyeyim size baştan. Bir de %100 trafik. Daha önce sanki biz %100 de yapmıyorduk. Biz bunları başka bir %'de yapıyorduk gibi geliyor bana. Yani %100 de yapmıyorduk diye hatırlıyorum. Ama bu sefer %100 de oldu. Bundan sonra da %100 de olacak demektir bu. Eğer %100 de yapmıyorsak bile... Az kalsın vuruyordum. Vallahi yeşile vuruyordum arkadan. Az kalsın vuruyordum. Şöyle bir benzin bidonumuz var. Alalım. Bu bizim işimize yarayacak. İki tane oldu. Güzel. Güzel, 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 güzel. Soldan devam edeceğim. Ters yöne girdik buralar. Allah, Allah, Allah. Abi sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Büyük sıkıntı. Evet, şu an 4 dakika falan bile anca olmuştur. Biz bu arabayı kullanmaya başlayalı. 4 dakikadır hayattayız arkadaşlar. Henüz bir şey olmadı. Ama olabilir. Olabilir, olabilir, olabilir. Ben biraz dikkat edeceğim. Aman sürtüyorduk az kalsın. Az kalsın sürtüyordum yandaki arabalara. Çok sıkıntılı bir süreç. Abi şuradan dönsem kimseye böyle bulaşmadan. Hoppa. Bak gördünüz mü? Ya durduk yere şerit değiştiriyor ya. Biraz da böyle şey yapsam direkt vurmuştum o arabaya. Biraz geç algılasam arabanın geçtiğini direkt vuruyordum. İşte bunlar sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Şu ara sokaklara da girelim. Her tarafı dolanalım. Hem şehir gezisi hem de bir challenge'ımızı, serimizi yapmış oluyoruz bu sayede. Buralardan hızlı döneyim ben. Ondan arkasına girersek sıkıntı. Bayağı sıkıntı olur hem de bak. Buralar problem. Abi ne yapıyorsunuz ya? Vallahi bunlar gelip bana vuracaklar ama bana vurursa olmaz yani. O bak bak gördünüz mü? Abi nasıl vuruyor ya? Yani ne saçma bir şey, gidip vuruyor adama bir de. Yani onlar vurursa bir şey olmaz ama benim vurmam önemli. Ben çarparsam, o bana gelip vurursa ben ne yapayım yani, değil mi? Ama öyle bir şey olmaz kolay kolay. Demin oldu, bakmayın orada biraz gıcık bir yer. Orada sürekli öyle kazalar oluyor. Oraya fazla yaklaşmazsak bir şey olmaz kolay kolay. Mesela bunlar birden sol şeride geçebiliyor. Bak şu öndekini izleyin. Bak bilerek yavaş gidiyorum, izleyin şimdi ne yapacak. Bakın bekleyin. Bakın şimdi. Birden sola geçmesi lazım. Bu da sağa geçti. Hayret. Abi biz zaten bir şey olacak desek tam tersi oluyor. Normalde sola geçiyordu. Çarpıyorduk biz ona. Bu sefer sağ tarafa geçti. Neyse dur şurada biraz yavaş gideyim ben. Polis var çünkü. Hava da iyice karardı. Vallahi akşam ettik hala çarpmadım ben. Yine iyi gidiyorum ben. Şaşırtıyor şu an beni Porsche. Gerçekten şaşırtıyor. Şu an biraz daha radardan çıkalım. Şimdi basabiliriz. Abi radardayken temkinli olacağız. Hadi bakayım. Aa, polisi görmedim. Polisi, vallahi görmedim polisi. Polisten kaçarken de çarpma geçerli arkadaşlar, haberiniz olsun. Çarparsam yine bitireceğim oyunu. Vallahi polisi görmedim. Bir an dalmışım. Polisi hiç dikkat etmedim polisin orada olduğuna. Peşimizde olsaydı
kaçsaydık o arada kesin çarpardık. Ya polise çarpmayı saymayın. Polis geldi zaten vurdu. O ayrı. Kesin bunlara çarpacaktık. Oyun bitecekti. Ama Allah'tan uçtuk gittik. Bizi bulamıyor şu an. Süre zaten bitti arkadaşlar. 240 liramızı aldı. Güzel. Aha yakıt bitti. Aman çarpmayalım o arada. Güzel oldu. Hem de polisten kaçtık bu sayede. Çok iyi. Gerçekten çok güzel oldu. Vallahi ama peşimize düşseydi büyük problem yaşayacaktık. Haberiniz olsun. Ya muhtemelen birine kesin çarpardık biz o süreçte. Çünkü kaçarken nasıl dikkat edeceksin ki? Muhakkak vururduk yani. Muhakkak vururduk. Farları da açmadık hiç söylemiyorsunuz ha. Vallahi farlar kapalı diye. Arabanın içi bayağı kötü arkadaşlar. Yani gerçekten arabanın içi berbat. Ya hiçbir şey gözükmüyor. Baksanıza ışık bile yok. Çünkü çok eskiden gelen bir araba bu. O yüzden hiç miçi yapılmamış. Öyle ilk eklendiği gibi duruyor gördüğünüz gibi. Aman abi niye önüme kırıyorsun ya. İşte böyle mesela bir anda şerit değiştiriyorlar. Yani oyunun trafik sistemi böyle bir komple bir elden geçmesi gerekiyor ama bilmiyorum artık. Yapılır mı yapılmaz mı? Ben düz devam edeyim. Biraz hızlanıyorum. Abi hava karardı iyice zorlaştı ya. Bir an önünüzü görmek zor olabiliyor. Son saniyede bir anda arabayı görüyorsunuz falan. Gümlüyorsunuz ondan sonra. Çok hızlandık. Vallahi bütün direkleri kıra kıra gidiyorum şu an. Hadi bakayım golf. Şu kenardan kaçıyorum ben o zaman. Aman 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 aman. Aman az kalsın gidiyorduk. Az kalsın patlıyorduk. Az kalsın gidiyorduk. Vallahi son anda yine durdum. Düz devam edeyim ben buradan. Şu an vallahi ben tahminimden iyi gidiyoruz ha. Ciddiyim. Yani ben daha erken patlarız diyordum ama yok. Gidiyoruz baya baya. Porsche kendine gelmiş. Şuradan gideyim şu köprüden geçelim. Baya baya Porsche kendine gelmiş. Güzel gelsin. Güzel. Yani 10 dakikanın yaklaşık 10 dakika falan oluyor. Aman, aman, aman abi, aman abi. 10 dakikadır falan yaklaşık çarpmadan oyunda devam edebiliyoruz şimdilik. Buradan bir sağ yapalım. Abi şehir biraz daha büyük olsa daha böyle gezebilsek. Ama araba bir toparlamadı kendini. Yani sürekli dönüyor mönüyor bazen böyle saçmalıklar yapıyor maalesef. Ama yine dediğim gibi eskisine nazaran çok düzelme var. Porsche 911'de. Üf, arabaları yemin ederim zor görüyorum. Bir anda böyle gözüküyor falan. Nasıl ben hala çarpmadan gidiyorum hayret bana. Ama gidiyorum vallahi. Durun gidiyorum abi ben böyle sabaha kadar oynayacağım böyle. Hiçbir şey olmayacak. Buradan düz devam polis polis yokken. Şuradan bir sağ yapalım. Vallahi harika. Şimdilik harika arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde gitmeye devam. Az kalsın miniye vuruyor. Evet 10 dakikayı geçti. Yani şu an hiçbir sorun olmadan rahatlıkla devam edebiliyorum. Problemsiz bir şekilde polisi gördüm. Frene asıldım. Hatta şuradan direkt döneyim ben abi. Polise bulaşmadan diğer yola geçelim. Hiç hem de yavaş gitmemiş oluruz bu sayede. Buraları hızlı geçiyorum hemen. Şurada bir yerde bir yol vardı. Şuradan tekrardan otoparkın karakolun emniyetinin önüne çıktık. Hadi bakalım devam arkadaşlar. Çarpana kadar devam. Çarptığımız an oyun bitecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu seriyi bilmeyenler hem de öğrenmiş olacak. Bilenler zaten biliyor çarptığımız zaman biteceğini. Şimdilik güzel bir şekilde devam ediyoruz. Buradan sol mu yapsak sağ mı yapsak? Hadi gelin bir sol yapalım. Şşt, beyaz gelme vuracaktım. Aman 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 aman. Sakin. Hadi bak. Abi çok iyi ya cidden çok iyi dedim ya beni aşırı şaşırtıyor şu an Porsche hiç olmayacak kadar var ya kırmızı kırmızı böyle resmen makas atıyor az kalsın giriyordum ona az kalsın patlıyorduk yine ya abi ortam çok karanlık ya ışıklandırma çok yetersiz oyun yani şu ışıklar var
Mesela şu sokak lambalar ama hiç yani. Var ama hiç bir işe yaramıyor. Bunların bir arttırılması lazım. Tabii şimdi ben edit yaparken renkleri, ışıkları düzeltiyorum. Siz daha güzel görüyorsunuz ama benim gece gördüğümle sizinki arasında dağlar kadar fark var. Bunların düzelmesi lazım. Çok iyi. Hadi bakayım. Biraz daha böyle devam edersek helal olsun Porsche'ye ve bana. Vallahi. Bir de %100 trafikte. Yani aslında var ya, yani hiç çarpmayacak bir yerde. Aslında benim de hatam yok. Şimdi şuradan giderken hafif araba havalanıyor ister istemez. Havalanırken kontrol gidiyor ve direkt gittim vurdum. Hiç yani hiç aslında hiç çarpmayacak bir yerde çarptım. Ben çarptım. Hani gidip de böyle onlar saçmalamadı. Ve maalesef oyun bitti burada arkadaşlar. Yani saçma bir yerde bitti. Dedim ki ben daha farklı beklerdim ama oyun bitti. Ha şimdi en son şimdi ben burada bir sağ tarafa bir sol ekranın soluna ve sağına iki tane arabayı koydum şu an için. Soldaki mi? Sağdaki mi gelsin sonraki videoda? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Muhakkak yapın. En çok yazılan gelecek. Haberiniz olsun. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.